İstanbul'u seçmen 4 hafta sonra yeniden sandık başına gidecek. YSK seçimi iptal etmeden 2 hafta önce sahaya çıkan Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın 1.4 puan önünde olduğu sonucunu bulmuştu. Şimdi ben bir daha hiçbir değişiklik olmadığını düşünüyorum. 21-22 Nisan tarihleri arasında yaptığımız çalışmada ortaya çıkarttığımız durum bu. 2 puan fark var gibi gözüküyor ama yani bu 2 puan fark araştırma hata payları içerisinde kalıyor. Eşitlik durumu Ekrem İmamoğlu lehine araştırma hata payları içerisinde kalıyor. Fakat bu eşitlik durumunu gösteren bir fark bizim için, biz araştırmacılar için. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'u ise kendi seçmenini sandığa götürmeyi başaran ittifak ve adayın daha avantajlı olacağını söylerken, o da Sarı gibi seçimin 31 Mart'ta kadar yakın geçeceği kanısında. Dışarıda 1,5 milyonun üzerinde bir seçmen var. Şimdi bu seçmene baktığınız zaman AK Partili seçmenin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki de %100 katılım olmasını beklemek gerçekçi bir beklenti değil. Dolayısıyla biz şöyle bir analiz yaptık. Dedik ki 31 Mart seçimlerinde katılımın 24 Haziran'ın altında kaldığı mahallelerde katılım tekrar 24 Haziran seviyesine çıkarsa nasıl bir yeni oy potansiyeli var? Bu perspektiften baktığımızda Sayın İmamoğlu ile Sayın Yıldırım'ın yeni oy potansiyelinin birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Yani böyle 1-2 bin oy var aralarında fark olarak, yeni oy potansiyeli olarak. Burada Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki de DSP, TKP ve bağımsız adaylardan gelecek bir yeni oy potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bütün bunları toplarsak 23 Haziran'a giderken bugün iki adayın birbirine çok yakın, İmamoğlu'nun biraz daha önde olduğu tespitini yapabiliriz. Ama şunu ifade etmekte fayda var, yine çok yakın bir seçim olacak. Eğer bugünden 23 Haziran'a kadar çok ciddi bir farklılık olmazsa. Bir kez daha söylemek istiyorum ki 31 Mart'tan önce itidalli bir dil kullanan İmamoğlu'nun seçim gecesinden başlayarak daha keskin mesajlar vermesi, polemiklere girmekten çekinmemesi, sürekli iktidarı israfla eleştirmesi bir strateji değişikliği mi? Eğer bu strateji değişikliği ise seçmende nasıl bir karşılık bulur? Muhafazakar seçmeni kazandı Ekrem İmamoğlu geçen 31 Mart seçimlerinde, bana göre. Gözlemlediğim kadarıyla kazandı onları. Onları çok fazla ürküteceğini zannetmiyorum. Onlarla ilgili 18 günlük belediye başkanlığı seçiminde de herhangi bir şey yapmadı. Ama biraz empati yapmak lazım. Yani empati derken sizin elinize mazbatanıza kadar veriliyor, sonra geri alınıyor. Yani iptal ediliyor. Sen diyor buranın belediye başkanı iyisin diyor. Doğru düzgün gerekçe de sunamadılar. Yani işin açıkçası baktığın zaman gerekçe de doğru düzgün değil. Yani bence bunun siniri var bir tek üzerinde. Ekrem İmamoğlu'na o geçer. Bundan sonrasını takip etmek lazım Ekrem İmamoğlu'na. Eğer bu olursa sertlik başladığı anda Ekrem İmamoğlu'nun oyları aşağı iner. Provoke olduğu anda Ekrem İmamoğlu'nun oyları aşağı inmeye başlar. Bu sefer referansların 31 Mart öncesi kadar kapsayıcı olmadığına dair bir intiba oluştu açıkçası. İşte kullanılan her şey çok güzel olacak sloganı. Çok güzel ve organik bir slogan olmakla beraber toplumun belirli bir kesimini yakalamaktan uzak bir slogan. Çünkü daha seküler bir takım referanslara sahip. Keza umut referansı aynı şekilde. Dolayısıyla hani sorunuzu tam cevaplamak gerekirse politika stratejisi olarak, vaat stratejisi olarak 31 Mart'a kadar yürütülen strateji devam ettirildi. Hatta daha etek kemiğe büründürüldü. Çünkü daha net rakamlar verildi. O belediye başkanlığında geçen 18 günün boyunca toplanan donelerin bunda faydası olmuş. Fakat iletişim, yani siyasi iletişim stratejisi olarak daha sert ve de kapsayıcılıktan daha uzak bir strateji olduğunu görüyoruz. Bunun önümüzdeki dönemde açıkçası ben Ekrem İmamoğlu kampanyasına fayda getireceğini düşünmüyorum. İki araştırmacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul seçimleri için sahaya inmesi konusunda birbirlerinden farklı düşünüyor. Senelerce beraber yürüdüğü, hatta başbakan yaptı Ahmet Davutoğlu. Ya bir cumhurbaşkanına İlçe içe dolaşıp belediye başkanının kampanyası yapılması yakışıyor mu dedi mesela.
Şimdi bunların hepsi böyle bir tarafa kaydedilecek şeyler. Bence bu seçimde Binali Yıldırım'la şeyi baş başa bıraksak, Ekrem İmamoğlu'nu baş başa bıraksak ve seçim kampanyası ikisi arasında sürse bir defa gerginlik olmaz, emin olun buna. Kendi kampanyalarını yaparlar, hizmet verecekleri hizmetleri anlatırlar karşılıklı olarak. İstanbul için daha yararlı olur gibime geliyor ve seçmeni daha kolay şey ikna ederler diye düşünüyorum. Şu anda genel hükümetin seçmeni ikna etmesi çok zor. Sayın Cumhurbaşkanı bu seçimde kolları sıvayıp sahaya iniyor gibi gözüküyor. Bunun da basit bir sebebi var aslında. Çünkü oy seviyelerine baktığımız zaman AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki makasın açıldığını görüyoruz. Yani AK Parti'nin aşağıya doğru giderken Cumhurbaşkanı'nın seviyesini muhafaza ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla zaten Cumhurbaşkanı'nın 39 ilçede miting yapma kararı da herhalde bu rakamlarla ilgilidir. Peki Cumhur İttifakı sözcülerinin çaldılar söylemini sürdürmeleri seçim sonuçlarına nasıl etki edebilir? 2002'den bu yana ilk defa negatif bir kampanya yürütüyor. Çaldılar kampanyası. Bugüne kadar bu kampanyayı hep Cumhuriyet Halk Partisi yürüttü. Yani böyle bir kampanya, bu tür kampanyalar hep Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de var, kampanyada çok tecrübeli değiller. Bir de negatif yaklaşırsanız negatif şey alırsınız. Bu çaldılar, kim çaldı, nasıl çaldı? Bunların hepsinin açıklanması gereken şeyler. Hırsız var kampanyası. Bir sonraki seçimde AK Parti artı MHP yine %52'ye ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %22'ye düştü. Yani bir baktığınız zaman olumsuz kampanyalar çok fazla iş görmüyor. Şimdi bu çaldılar üzerine kampanya inşa etme konusuna gelince bu içeriği doğru olmasa da veya olsa da strateji bakımından aslında doğru bir strateji. Ben bunu daha önce de söylemiştim. Çok tepki de aldım ama bunu tekrar etmekte bir beis görmüyorum. Muhalefetin oyların neden çalınmadığına dair çok gerçek ve kanıtlara dayalı bir argümantasyonu var. Yani bunu ortaya koyabiliyor. Fakat bu çok uzun. Diğer taraf ama iktidar bunu sadece şunu diyor. Yani kaybettik çünkü çaldılar diyor. Muhalefetin bunun karşısına daha kuvvetli bir slogan getirmesi lazım siyasal iletişim bakımından. Binali Bey'in performansına baktığımız zaman söyleminin değiştiğini görüyoruz. Yani 31 Mart öncesine göre daha aktif bir kampanya söylemi var ama açıkçası ben hala da kendisinin bu iş için çok motive olmuş olduğunu görmüyorum. Murat Sarı bu seçimde Saadet Partili seçmenle 31 Mart'ta sandığa gitmeyen AKP'li ve HDP'li seçmeni anahtar faktör olarak görüyor. Saadet Partili seçmen 2014'te yaptığı gibi AK Parti Binali Yıldırım'ı tercih ederse AK Parti Binali Yıldırım kazanır. Bir de şöyle bir durum var. 24 Haziran seçimlerinde gidip AK Parti'ye oy verdiğini söyleyip bu seçimlerde oy kullanmadığını söyleyen bir kitle var. %22 bu. Yani bu 1.705.000 kişinin %22'sinden bahsediyoruz. 460.000'e yakın bir oydan bahsediyoruz. Bunların neden gidip oy kullanmadığı bir defa tespit edilmeli. Her iki taraf için de bu çok önemli. Ama o tespit yapıldıktan sonra bir takım şeyler yapılmalı. Yani bir takım kampanya hazırlıkları ve bu vakit kaybedilmeden yapılmalı. Çünkü 465 bin çok büyük bir oy oranı. Onları sandığa getirebilir misiniz? Getiremez misiniz? Tekrar oy kullandırtırabilir misiniz? Bunların AK Parti'ye daha yakın olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 24 Haziran'da AK Parti'ye oy vermiş ve bu seçimde oy kullanmamış kitle bence önemli. Üçüncüyü de söylüyorum. Yani üçüncü golü kim atabilir? Üçüncü golü HDP seçmeni atabilir. HDP seçmeninin %20'sine yakını sandığa gitmedi. Burada da görüyoruz zaten. Yani
tamamı gitseydi hiç böyle yüzde birlere falan kalmayacaktı. Bu seçmen acaba bu seçimde gidecek mi? Bu da 360 bin oya tekabül ediyor. Can Selçuk'a göre seçim sonuçları üzerinde en büyük faktör ekonomi olacak. Onu tatil etkisi ve saadet seçmeninin tercihi takip ediyor. Birincisi ekonomi. Şimdi 31 Mart sonuçlarında AK Partili seçmenin yönetime çok net verdiği bir mesaj verdi. Bak, dışarıdan saldırı olabilir, o olabilir, bu olabilir ama artık benim canım acıyor. Enflasyonla başladı bu iş, gıda enflasyonuyla başladı. Artık işsizlik aldı başını gidiyor. Buna bir çözüm bul, bir ihtar vardı burada. Şimdi 31 Mart'tan bugüne baktığımızda bu ihtarın tam anlaşılabildiğini ben düşünmüyorum. Çünkü ekonomi politikası tarafından baktığımızda çok o alanda rahatlatıcı bir şey yok. İkincisi tatil faktörü. Orada da şöyle bir şey var. Tabii herkes tatile gidiyor, onu görmek lazım. Fakat iki türlü tatil var. Bir tanesi daha düşük gelir seviyesindeki hane halkında tatil yaz şöyle geçer genelde. İşte ailede bir tane maaş sahibi vardır, erkek. O çocukları hanıma alır, köye memlekete gider. Çünkü neden? Orada bir yaşam maliyeti daha düşüktür. İkincisi de işte oradaki anneanneler, dedeler biraz o maliyete ortak olurlar. Genelde de bu bayramda işte gider çocuklar, hanım bırakılır, sonra geri gelir. Sonra işte okullar açılmadan tekrar erkek gider, o aileyi toparlar, gelir. Burada tabii o hane halkının seçim için buraya gelip geri dönme lüksü pek yok. Dolayısıyla eğer bir kere giderlerse açıkçası ben o grubun memlekette kalacağını düşünüyorum. Yani düşük gelir gruplu hane halkının da daha çok AK Parti seçmeni olduğunu biliyoruz. Tabii muhalefet seçmeni de tatile gidiyor ama bu daha çok hani genel olarak güney tatili tabir edeceğim tatiller. Birincisi şu, o seçmenin finansal mali imkan olarak buraya dönme ihtimali imkanı daha fazla. İki, şeyi erteleyebilir. Hani tatilini erteleyebilir. Böyle bir şey var ama burada rakamları vermek çok zor. Hele hele farkın 13 bin lira, 14 bin lira düştüğü bir yerde en ufak değişiklikler hakikaten bu dengeyi şaşırtabilir. Üçüncü, sizin hani X faktör tabir ettiğiniz dış etken ise Saadet Partisi'nin aday göstermiş olması. Saadet Partisi'nin aday göstermiş olmasının etkisini göreceğiz. O da şöyle ki, hani Saadet Partisi aday gösterirken yaptığı açıklamada şöyle bir şey dedi. Hani herkese konuştuk, her türlü senaryoyu değerlendirdik ve aday göstermemizin en doğru strateji olduğuna karar verdik. Buradaki mantık neydi? Eğer Saadet aday göstermezse, Saadet Partisi'nin 31 Mart'ta aldığı 130 bin oyun ekseriyetinin AK Parti'ye gideceği yönündeydi. Bu tamam ama acaba şu anda şöyle bir şey olur mu? Memnuniyetsiz AK Partili seçmen Saadet'e gelir mi acaba diye bir değerlendirme var. 24 Haziran'da böyle bir beklenti vardı. Bunun olmadığını gördük. Çünkü neydi? Şöyle bir tez vardı. Saadet Partisi'nin barajı geçemeyeceği bilindiği için insanlar oy vermiyordu ama şimdi ittifak içerisinde olduğu için baraj sorunu kalmadığına göre hani aslında Saadet Partili olup da oyun boşa gitmesini AK Parti'ye veren seçmenin geri döneceği varsayılıyordu. Öyle bir şey olmadı. Bu seçimde öyle bir şey olup olmadığını göreceğiz. Dolayısıyla hani bir dış faktörlerdeki değerlendirmeye baktığımızda bu üç faktörün etkili olacağını söylemek mümkün. En önemlisi ekonomi olmakla beraber.